Radyoyu açtınız, onun sesi. Televizyonu açtınız, onun şovu. Tiyatroya gittiniz, onun stand-up'ı. Kaseti koydunuz, onun türküleri. Sinema ve yarışmalarda cabası. Ama kimse yetti artık demiyor. Üstelik hala beğeni ve sevgi topluyor. Çünkü inanılmaz bir karizması ve eşi az bulunur bir sevimliliği var. Sadece genç kızlar değil, anneler de. Sadece yaşıtları değil, yetişkinler de onda insana sevgi, geleneklere saygı formülünü yakalıyor. Tartışması popülerliğin doruğunda. Görüntüsü reyting yükseltiyor, ismi tiraj artırıyor, şovu kitleleri coşturuyor. Bir gün her şeyi bırakıp gideceğim dese de son yıllarda medyada yıldırım hızında yol alan Beyaz adlı bir prens o. Bugünkü konuğum sevgili Beyazıt Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Beyazın da acaba bir gün modası geçecek mi? Bu korkuyla yaşamak yersiz. Yani devamlı bir gün beyazın modası geçer diye düşünmek, tabii ki ben düşünmemeye çalışıyorum. Ama yine de insanın aklına geliyor çünkü ama önemli olan şey gündemi yakalayabilmek, doğruyu yakalayabilmek ve ortak değerler üzerine konuşabildiğiniz sürece herhalde ortada kalmanız, yani gündemde kalmanız mümkün. Ama ben herhalde modam geçer mi geçmez mi diye düşünmeden bu işte doyuma ulaştığım sürenin sonunda bu işi bırakırım gibi geliyor. Şimdi radyoda, televizyonda, stand-up show'da, yarışmalarda, sinemada hep beyaz var. Böyle her alanda at koşturan bir isim olarak acaba seçici olma konusunda biraz başarısız olduğunuzu düşünüyor musunuz? At çok. Bu kadar at varken koşturmak lazım diye düşünüyorum. Benim seçiciliğim konusunda şöyle, yaptığım her işin bence bir anlamı var. Yani yaptığım işte ben hadi şunu da yapayım diye girmedim sayılımda. İşte biraz önce de program başlamadan önce arkadaşlarımızla biz konuşuyorduk böyle bu konu hakkında biraz. Beyaz Show benim vitrinim. Yani ben Beyaz Show'la kendimi açıkçası pazarlıyorum. Orada kendimi çok daha rahat anlatabiliyorum. Radyo benim ilk işim. Ben radyoyla başladım bu işe ve bırakamıyorum. Çünkü radyoyu bıraktığım zaman insanlardan kopacakmışım gibi geliyor. Orada çok daha birebir ilişkilerdeyim ben radyoda. Evet, siz diyorsunuz ki televizyonda bir numarada olsam asla ve asla radyoyu bırakmam. Evet, radyoyu bırakmam. O çünkü farklı bir keyif, farklı bir zevk. Evim gibi yani radyo benim. Aile yarışıyor. Hem aileyle olan sıkı diyaloğum yüzünden başlamış program. Hem de benim maddi kaygılarım yüzünden başlamış program. Çünkü ona iyi para kazanıyor. Bunun dışında sinema bir deneydi. Atıf Yılmaz'ı ve Türkan Hanım'ı kırmamak ve gerçekten de işte dünyaya bir kere geldim. Türkan Hanım'la niye bir filmde oynamayayım diye oynanan bir filmdi. Kasetin anlamı şu, yaptığımız şeylerin çoğu uçucu kaçıcı şeyler. Yaptığımız espriler, buradaki konuşmalar, stand-up gösteriler, bunlar bir gün unutulacak şeyler. Ama kaset öyle değil. Beni çok seven genç kuşak var. Bu genç kuşak popüler kültürün, müziğin etkisiyle, sakızlarla, koklarla büyüyor. Ben bu dönemin, o dönemin, şu dönemin insanı değilim aslında. Biraz daha geçmiş bir kuşağın insanıyım. Türkülerle büyüdüğüm için bu genç kuşağı aslında Bülent Ortaçgil'i çok çaldım. Fikret Kızılok'u, Timur Selçuk'u çok çaldım. Modern Folk üstüne Esin Afşar'ı çok çaldım. Çocukluktan beri dinlediğiniz insanlar. Tabii ki ben bunları sonradan edinmedim. Türk halk müziği de aynen böyleydi. Genç kuşağı biraz daha hani, evet beni seviyorsunuz ama ya ben de bunları seviyorum. Beni seviyorsunuz bir de bunları dinleyin diye çalınmış bir şeydi. Artı bu kasetin gelirinin büyük bir bölümde vakıflara bağışlanacak bir kaset olarak çıktı. Türk halk müziği sanatçısın diye çıkartmadım yani o kaseti. Zaten bir daha da çıkartmayacağım. Böyle bir kasetlerin devamı gelmeyecek. Gelmeyecek. Yani. Bir ikincisini çıkartırsam Türk halk müziği sanatçılığına soyunmuş olurum. O başka bir şey olur. Şovun önüne bir şeyin geçmesini istemem. Peki medyanın içinde bu kadar yer alan biri olarak medyayı kullanıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki Beyaz Show benim vitrinim. Orada ne kadar çok tanınırsam diğer işlerime o yani evet. Önde o kadar etkili oluyor. Peki medyanın da sizi o denli kullandığını düşünüyor musunuz? O hissi zaman zaman duyuyor musunuz içinizde? Bu karşılıklı bir alışveriş. Sadece medyayla bu işi yapan insanlar, şovmen, sanatçı demeyeyim, şovmen arasında olan bir ilişki değil sadece o. İzleyenlerle medya arasındaki de bir ilişki, izleyenle şovmen arasındaki de bir ilişki bu, kullanılma ilişkisi. Yani ben güzel bir çıkış yakaladım. Bu çıkış içerisinde şu anda bulunduğum konumu değerlendiriyorum. Hem çok zevk aldığım bir işi yapıyorum, Türkiye'de birçok insanın belki imrendiği, birçok gencin imrendiği bir işi yapıyorum. Bir erkeğim, gencim,
popülerim, show programı yapıyorum, para kazanıyorum, ailemle yaşıyorum, elim yüzüm düzgün. Bütün bunları şu anda falan değerlendirmeye, nakite çevirmeye çalışıyorum bir anlamda. Bu anlamda tabii ki ben bu işi bıraktıktan 10 sene sonra aç sefil dolaştığım zaman kimse kalkıp benim önüme gel Beyazıt sen bir dönem şov yapmıştın al sana bir tabak çorba demeyeceği için ben de şimdiden kendi çorba paramı bir kenara atmayı düşünüyorum. Ama bu işi tabii ki sadece maddi çıkarlar için yapmıyorum. Bu işin getirisi. Hazırladığım zevkin sonucunda, sunduğum zevkin fikirlerin sonucunda da belli bir ücret kazanıyorum. Bu bir kısım. Şöyle genel bir kanı vardır. Çabuk tüketilen şeyler kalıcılığı yakalayamaz diye. Evet. Katılıyor musunuz buna? Çabuk tüketildiğime inanmıyorum ben. Yaptığım şeylerde belli bir düzeyi korumaya çalışıyorum. Yani ben her gün televizyonlara çıkıp göbek atıyor olsaydım, vergi yüzsüzleri listesinde adım çıktıktan sonra utanmadan sayende göbek atıyor olsaydım Türkiye'de, o zaman belki çabuk tüketilebilirdim. Bu insanların çabuk tüketileceğine inanıyorum. Ama bazı değerler var Türkiye'de, bunlara sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum. İşte vergileri, askerlikte bir erkek için veya duyarlı olmak, düzeyli olmak, etrafında olup biten şeylere kaygısız kalmamak, kayıtsız kalmamak. Ben bunları yerine getirdiğime inanıyorum. Böyle olduğunuz süre içerisinde ne yaparsanız yapın aslında çok fazla tüketilmezsiniz. Bir de artı şöyle bir gerçek var Türkiye'de, ben buna çok katılıyorum. Biz de bugüne kadar ya abi çok görünüyorsun, biteceksin. Yüzün eskiyecek derlerdi. Ben buna hiç katılmıyorum. Türkiye'de ekranda olduğun sürece varsın. Ekranda olmadığın sürece yoksun. Türkiye'de çünkü çark tamamen bunun tersine işliyor. Öyle bir kurum var ki, yani medya kurumu var ki Türkiye'de göründüğün sürece seni var ediyorlar. Bir süre görünme yok oluyorsun. Şimdi sizin hayat hikayenizi çoğu yerde okuduk, pek çok yerde izledik. Evet. Eskişehir'den İstanbul'a geldiğinizi hemen hemen çoğu insan evet. biliyor. Benim merak ettiğim, sizin kendi içinizde ben artık başaracağım hissini ne zaman duydunuz? Çünkü biraz önce dediniz ki bana imrenen çok genç var ki tahmin ediyorum öyle sizi bir model olarak gören, örnek evet. alan pek çok genç var. Biraz da onları motive etmek açısından. Hiçbir zaman keşfedilemeyeceğiniz hissine kapıldığınız dönemlerde yeniden yolunuza devam etme motivasyonunu hangi zamanlarda ve nasıl yakaladınız? Şimdi ben Eskişehir'den İstanbul'a geldikten sonra çok zorlu bir dönem geçirdim. Yaklaşık bir buçuk sene kadar keşfedilemedim. Yani gitmediğim evet. radyo istasyonu kalmadı, başvurmadığım yer televizyon istasyonu, yapmadığım deneme çekimleri kalmadı. Fakat bir şekilde buraya probleminden dolayı, %80 bundan dolayı genelde gittiğim yerlerden geri döndüm. Cevap gelmedi. Bunun üzerine tabii ben de büyük sıkıntıya düştüm ama televizyonlarda yapılan işleri gördükçe, radyolarda yapılan programları gördükçe ve bir de kendime baktıkça ben bu işi yapabilirim dedim. Benim hırsım yok. Ben hiç hırslı bir insan değilim. Aslında hemen bırakıp her şeye gidebilirim de. Sahiden de böyle bir insan. Ama kendime çok güveniyorum. Kendime güvenim sonsuz. Kitap okuyorum, gazete okuyorum, gündemi takip ediyorum. Şimdi böyle bir durumdayken insanla olan ilişkilerime bakıyorum, sıcaklığıma, samimiyetime bakıyorum, duygularıma bakıyorum, kendi kendime eleştirilerimi yapıyorum ve hiçbir zaman aslında başarısız olacağımı düşünmedim. Ama burada şöyle bir aslında paradoks var. Başarısız olacağımı düşünmedim. Başarılı olacağıma çok inandım ama şimdi başarılı olduğumu kabul ederseniz şayet şu anki başarılı halimse ben hala başarılı olduğuma da inanmıyorum. İnanamıyorum. Bana hep dışarı çıktığım zaman insanlar aa beyaz diye parmağıyla işaret edince beyaz olduğumu hatırlıyorum. Onun dışında sahiden de bir televizyon programcısı olduğumu, bir radyo programcısı olduğumu, geceleri televizyonda seyrederken benim hakkımda haberler çıkıyor magazinlerde, orada burada şaşırıyorum. Bazen kendim değilmiş gibi bakıyorum. Hala kendim olduğumu anlamıyorum. Başarılı bir yere geldiğime de inanamıyorum hala. Sanki daha hep işin başındayım. Kimse beni bilmiyor. Daha yapacağım. Güzel olan yan da aslında evet, o olsa gerek ki o mücadeleyi devam ediyor. Yoksa kontrol sistemi getiriyor tabii bu. Peki dönüm noktası bu oldu dediğiniz bir olay oldu mu? Keşfedilmenin açısından. Dönüm noktası evet oldu. İki dönüm noktası oldu benim hayatımda. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a ilk geldiğimde 7-8 aylık bir süreçte iş aradıktan sonra bugünkü Antimedya'yı çıkartan Süleyman Yıldız Bey vardı. Kendisi o zamanlar Klas FM'in genel koordinatörüydü. O kısa bir sohbetten sonra sen çok zeki bir adamsın gel dedi bana. Ve Klas FM'de başladım. O benim için dönüm noktası. Çünkü 8 aylık bir durgunluk döneminden sonra, iş aramadan sonra patladım ben Klas FM'de. O patlamayla Number One TV Kanal 6 oldu.
İkinci dönüm noktası da Kanal D'nin radyosu, Radyo D'ye başladım ben. Daha sonra başına Fatih Altaylı geldi. Fatih abi beni çok seviyordu sahiden de. Fatih abinin büyük yardımları sonucu, yukarıdaki insanlara da beni inandırması sonucu ve Faruk Bayhan'a destekleri sonucu ikinci bir dönüm noktası oldu. Başarısız başladığım Beyaz Show programlarına verdikleri destek, bana inançları 3-4 program sonra programın yerine oturttuk ve hala çizgisi olmadan aynı kalitede gidiyor. Bu keşfedilmenizde rol oynadığı için belki radyoya karşı da özel bir sempatiniz var. Kesinlikle. Şimdi ben televizyondaki şovunuzla devam etmek istiyorum. Pek çok konuk çağırıyorsunuz. Çok da güldüren espriler yapıyorsunuz ama o esprilerinizle çözemediğiniz, bir türlü rahatlatamadığınız konuklarınız oluyor mu arada? Oluyor. Bizim konuklarımız genelde kendi bütün şovlara katılanlar böyle. Kendi kasetlerini tanıtmaya geldikleri için onun dışında hiçbir şey açık değiller. Yani aman kasetim tanıtılsın, aman yaptığım işler konuşulsun derken ama programın genel formatını unutuyorlar. Bizim programımız ciddi sohbet edebilecek program değil. Ben ciddi ciddi oturup konuşmayı da sevmiyorum kendi programımda. Mümkün olduğu kadar o bir saati, bir buçuk saati keyifli geçirmeye çalışıyorum. Ya zaten bu buçuk saatin yarım saati reklam. Bunun dışında geri kalan gelen sanatçının şarkıları 15-20 dakika, aradaki VTR'ler, giriş çıkış benim konuşmam için konukla bir yarım saatlik, 20 dakikalık bir süre kalıyor. Bu 20 dakikayı up tempo, çok dinamik geçirmek lazım. Onun için çözemediğim konuklar olsa bile, aslında çok az konuşan konuklarda bile çok keyifli programlar çıkarttım. Çünkü genelde ben konuşuyorum programda. Yani kendinize dönük bir espri anlayışıyla mı devam ettiriyorsunuz konuya yatırım yapmak yerine? Evet, gelen konuk tabii ki etkiliyor programı. En son Emel Sayın geldi ve sahiden çok keyifli çok program keyifli oldu. Program programa katılırlarsa böyle, Emel Hanım mesela programa katıldı, kendinden ödünmeye verdim abi demeyeyim bilmiyorum ama çok keyifli program haline geldi, kendisi çok mutlu ayrıldı. Ama bazı konuk geliyor, sahiden de hiç konuşmayacağım. Şimdi bu adam bana acaba ne söyler, ben bir şey söylesem acaba bana affedersin laf sokar mı? Böyle bir stres içinde olunca olmuyor. Halbuki programı daha önceden izliyorlar. Ön görüşme yapıyor musunuz konuklarınızla? Yok, yapmıyorum. Konukları seçerken siz mi tercih ediyorsunuz kim gelsin diye? Bizim ekibimiz var. Beyaz Show ekibi. Kendimiz oturuyoruz, konuşuyoruz kimi çağırın diye. Ama program cuma günü olduğu için genelde herkesin ekstrası oluyor ya da sahne çalışması oluyor. Çok istediğimiz konuklara bugüne kadar ulaşamadık. Ama konuk seçimi biliyorsunuz televizyonlarda sadece sizin isteğinize bağlı olmuyor. Yani başkalarını da tavsiye ettiği konukları çağırmak durumunda kalabilirsiniz. Gelmesi gerekiyor dediği konuklar da geliyor. Evet. Peki esprilerinizi siz mi hazırlıyorsunuz yoksa sizin için çalışan bir ekip var mı? Ben espri hazırlamıyorum. Şimdi böyle bir şey geçen gün benim başıma geldi. Ben çok güldüm. Bir seyircimiz, ben bu arada sesim kısık, çok özür diliyorum izleyicilerimizden de. Bir seyircimiz bana yolda şey dedi. Ya dedi abi dedi bu şakaları nereden buluyorsun? Dedim ki ben şaka yapmıyorum. Bunlar hepsi çok ciddi şeyler. Yani onun için esprileri de oturup önceden hazırlamıyorum. Bunlar tamamen programda anlık çıkan şeyler. Anlık çıkmadığı zaman, hazırlanmış şeyler olduğu zaman bunu seyirci hissediyor. Ben de yapamıyorum zaten. İçime sinmiyor. Bu o anda çıkarsa çıkıyor. Bunun dışında bizim bir mizah ekibimiz vardı. Mr. Rap diye. O genelde belgeselleri yazardı. Ve başka bölümler vardı. Onları yazardı. Ama şu anda kendimiz çalışıyoruz. Bir ekiple çalışmıyoruz. Tamamen kendimiz yapıyoruz. Şimdi bu spontane yapılan espriler belki Beyaz Show'da olabilir ama mesela stand-up için belli bir hazırlık gerekmiyor mu? Stand-up için belli bir oyun iskeleti var. Tabii her gün bir yere gidip de 2,5 saat boyunca farklı şeyler anlatmanız imkansız. Türkiye'nin gerçi gündemi buna müsait. Türkiye'nin gündemiyle 5 saatte çıkıp konuşabilirsiniz. Ama oyunun bir iskeleti var stand-up'ta. Türk erkekleri, Türk kadınları, reklamlar, sinemalar, kendim, küçüklüğüm, annem, televizyon, bütün bunların üzerine dönem dönem espriler tabii ki değişiyor. Bir oyun sırasında yeni şeyler de çıkabiliyor. Ama her ihtimale karşı tıkanma noktasına bir dur gelmemesi için yine de bir belli bir şey var oyun konusunda. Yani yazı grubunuz yok. Hayır, yok. Esprileri yine siz yazıyorsunuz. Hayır, ya da kurguluyorsunuz kafanızda. Stand-up'ın esprilerini kendim yazıyorum. Ama şu anda daha yeni yeni Gani Müjde ile çalışmaya başladık. Gani abiyle çalışmaya başladık. Ama yine de açık konuşmak gerekirse kendi bulduğum şeyleri çok daha isteyerek oynayabiliyorum, koyabiliyorum. İçinizden gelen şeyleri. Evet, içimden şeyleri. Geldiği için.
Şimdi son zamanlarda özellikle stand-upçular, yeni nesil stand-upçular söz konusu olduğunda siyasi mizah yapılmalı mı, yapılmamalı mı tartışmaları evet. çok gündeme geldi. Siz bu konuda ne gibi bir değerlendirme yapıyorsunuz? Ben siyasi görüşleri olan bir insanım. Siyasi görüşlere netleşmiş bir insanım. kendi politik yapımı da kendi içine biliyorum ne olduğunu. Onun için Türkiye'nin politik yapısıyla, siyasetiyle de çok yakın olmasa bile ama en azından ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü Türkiye'deki politik yapı takip edilemeyecek düzeyde yani şu anda çok daha değişken. Eskisi gibi tabii çok fazla sosyal içerikli, sosyal mesaj veren espriler ben de yapmıyorum. Sıkıldım artık bunları yapmaktan, açık konuşmak gerekirse. Yani benim emeklim, benim memurum. Yok fileyle çıkarır da işte bilmem ne dolduramaz diye. Ya bunlar geçti artık. Bunlar bir dönemin yani o şekilde tabii ki karikatürize edilmiş tiplemelerle değil belki ama yine de bir mesaj verme kaygısını benim ortaya koyarak. Benim yaptığım gösteri tamamen mesaj kaygılı bir gösteri. Hı-hı. Bu anlamda soruyorsanız öyle. Mesela Cem Yılmaz tamamen güldürmek üzerine kurulu. O bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey. O öyle yapıyor ve çok da güzel yapıyor. Yılmaz Erdoğan da benimki, Yılmaz abi de benimki biraz daha mesaj kaygılı. Anlattığımız şeylerin altında genelde bir şeyler oluyor. Dolu oluyor anlattığımız şeylerin altı zaten. pardon. Seyircileri ben takip ediyorum oyun sırasında. Seyirciler gülüyorlar ama gülmenin dışında yanındakine dönüp de seyirci ya bak böyle bir şey vardı bak bunu da aferin yakalamış dediği anda benim o zaman keyfim yerine geliyor. Çünkü gülmenin dışında başka bir şeyler de boyutu da yakalamış kesinlikle. Oluyorsun. Ama tabii bizim işimiz ben bu stand-up yaparken eğitmek, öğretmek değil. Ukalalık yapmıyorum. Bakın böyle şeyler var, bir de böyle haberiniz var mı bundan deyip kalkmıyorum insanların kafasına. Sadece bunların esprilerini çıkartıyorum. Çünkü esprinin temelinde bir şeylerin ters gitmesi lazım. Bugün bütün dergilere, mizah dergilerine bakın, kötü giden şeyler üzerine espri yapın. İyinin yanında hiçbir zaman olamazsınız. Türkiye'de her şey bir gün güzel giderse gülemeyiz. Onun için bir şeylerin kötü gitmesi lazım ki biz gülmeye devam edelim. Bir başka kanı da Türk insanının müstehcen esprilere gülüyor olması iddiası bir anlamda. Buna katılıyor musunuz? Türk insanının müstehcen esprilere gülüyor. Evet doğru. Benim şovumda da öyle. Ben stand-up gösterimde mümkün olduğu kadar belden aşağı espriler yapmamaya çalışıyorum. Ama Türk erkeklerinin sokakta bir yürüyüşü var ki belden aşağısıyla ilgili tamamen bu yürüyüş. Bunu yaptığınız zaman insanlar çok gülüyor. Ama o bir doğru, bir gerçek. Aynen, pardon, insanın belden üstünün olduğu gibi belden aşağısında olduğunu kabul etmek lazım. Ben televizyon programlarında mümkün olduğu kadar belden aşağı espriler yapmamaya çalışıyorum ama eğer bir şey yerine cuk oturuyorsa, çok güzel geliyorsa onu da orada yapmak gerek kanaatindeyim. Ki beyaz söz konusu olduğunda bu çok hassas bir denge. Çünkü evet. girişte de belirttiğim gibi insanlar size daha böyle aileye uygun, evet. daha geleneklere saygı gösteren bir... mizah anlayışı buluyorlar. Eğer o dengeyi kaçırırsanız çok daha yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulabilirsiniz. Ama bu denge artık benim için bir ip üzerinde cambaz olmaktan çıktı. Kalın bir yol haline döndü. Çok rahatım bu denge üzerinde ben. Çünkü benim günlük hayatım da böyle. Yani ben çıkıp televizyonda ya da radyoda aman şunu da şuradan şöyle yapmayayım da şunu biraz kasmıyorum kendim ya da sıkmıyorum böyle olmak için. Benim günlük hayatım böyle olduğu için sanki bana yolda elime mikrofon tutsalar yine aynı. Değişen bir şey yok yani. Ya ben buyum diyorsun. Ben buyum. Rol tabii yapmak ki, tabii değil. Ki. Yani bir insan bir maskeyi bu kadar uzun süre taşıyamaz üzerinde. Artı benim çok fazla üzerine durmadığım konulara medya çok fazla üzerine durduğu için bir maske haline de getirmeye çalışıyorlar. Yani ben annemi sevdiğimi söyledim sahilende. Ama ben bunu ya bir kere söylemişimdir ya iki kere söylemişimdir. Fakat medya bunu yaklaşık 3 senedir her yerde anlatıyor ve söylüyor. Bütün başlıklar böyle atıldığı için insanlara da sıkıntı gelmesinden korkuyorum. Ya bu çocuk annesini mi kullanıyor diye. Halbuki yok böyle bir şey. Ben bahsetmiyorum hiçbir zaman. Belki bir iki kere üzerine espri yapmışımdır. Ama konu buraya kadar getirildi. Peki bu kadar yoğun bir tempo içinde çalışmanın sonucu kendinizi zihinsel olarak besleme imkanı nasıl buluyorsunuz? Bulamıyorum. Onun için de Kasım ayında askere gidiyorum. Kasım ayında askerliğim var. O döneme kadar cebimden yediğim hala malzemeler var. Bunun dışında aslında şöyle bulabiliyorum. Bu benim için çok iyi oldu. Stand-up'lar dolayısıyla turne yapıyorum. Bu turnelerde işte en son Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ürgüp, Sivas'ta oynadım. Ondan önce Akdeniz, ondan önce Ege. Bütün Türkiye'yi gezdim. Gitmediğim yer kalmadı. 5-6 il kalmıştı belki gitmediğim. Bu illerde inanılmaz şeylerle karşılaşıyorum. Çok güzel şeyler yaşıyorum. Bunlar insana acayip besliyor.
ne okuduğumuz kitap size bu kadar şey kazandırabiliyor, ne de izlediğiniz televizyon size bu kadar şey kazandırabiliyor. Gidip yaşamak lazım. En azından ben şunu gördüm, doğudaki turnelerimde, televizyonda da bahsettim bundan, doğuda yaşayan insanım hakkında batıdakiler lütfen artık konuşmasınlar. Gidip oturup bir yaşamak lazım orasını, ondan sonra konuşmak lazım. Ben onun için kendime böyle şöyle ketlerde vurmaya başladım yani, yaptığım ukalalıkların da farkına vardım. Onun için gidip görmek lazım, yaşamak lazım diye düşünüyorum. Buna malzeme. Oralarda yaptığınız stand-up'larda şehrine göre değişiklikler yapıyor musunuz eskilerinizde? Yapıyorum ama çok fazla yapmıyorum. Doğudaki insana ayrı, batıdaki insana ayrı, Karadenizli'ye ayrı, Ege'liye ayrı espri yapmıyorum. Sadece gittiğim, mesela Isparta'ya gittiysem, orada ilginç bir şey varsa Ispartalılara ondan biraz bahsediyorum, onun üzerine yapıyorum. Onun bir ön araştırmasını yapıyorsunuz. Tabii. Yani o konu hakkında zaten benim sanat gösterimde Türk halk müziği de içinde olduğu için, bir iki tane türkü söylediğim için, bu türküleri ben direkt türkü söylüyor gibi söylemiyorum, mizahi olarak söylüyorum bu türküleri. Gittiğim yörelerin de türkülerini söylüyorum, o zaman çok hoşlarına gidiyor insanlar. Rakiplerinizi takip ediyor musunuz? Etmiyorum. Hiç, yani yemin ediyorum size, hiçbir zaman rakip olarak vallahi hiç kimseyi görmedim. Yani öyle oturup düşünmüyorum ya, kim ne yapıyor, kim hangi şova başlamış, ya bu olur mu, bu buraya gitmiş stand-up gösteri, ya hiçbirisiyle, hepsiyle aram inanılmaz iyi. Hiçbir şekilde bu tür şeylere girmedim. Giremiyorum daha doğrusu. İçimde böyle bir şey kabarmıyor benim. Peki ilham aldığınız mizah ustaları, oyuncuları var mı? İlham aldığım, yani direkt şundan çok etkilen diyebileceğim yok ama Ferhan abiyi, Ferhan Şanslı'yı çok severim sayende. Yaptığı işler, özellikle o tek kişilik oyunları benim için çok keyifliydi. Belki biraz oradan olabilir ama stand-up gösterilerde Cem Yılmaz bizim biraz daha önümüzü açmıştı diye düşünüyorum. Yani ilk o olduğu için çok keyifli şeyler yaptı. Show programlarında Beyaz Show'a başlamadan önce Okan Bayülgen'i çok seyrettim. Ondan çok etkilendim. Onu örnek alarak başladım. Onun dışında ama taklit değil tabii bunlar. Sadece örnek aldım. Bir yol açılmış oldu, evet, en azından. Siz güzel sanatlar, heykel ve seramik eğitimi aldınız. Evet. Bugün hiç yapma imkanınız var mı? Ya da daha önce hiç yaptınız mı heykeller, seramik parçaları? Şimdi şöyle, ben Eskişehir Güzel Sanatlar Fakültesi seramik heykel bölümünde okudum, mezun oldum geçtiğimiz Kasım ayında. Ben seramik bölümünde okudum daha doğrusu. Evet. Heykel bölümü değildi ama daha çok heykelle uğraştım. Yani o tarz şeylerle çok daha fazla uğraştım. Seramiğin çünkü genelde okullarda şeyi öğretiliyor, endüstriyel yanı. Yani ya bardak, klozet, lavabo, fayans yapıyorsunuz. Ben bunlara çok fazla uğraşmak istemedim. Daha başka tarafıyla uğraşmak istedim. Heykeller yaptım. Seramik sergilerine de katıldım. Karma sergilere de katıldım. Kendim zaten daha önceden resim, karikatür alanında da çalışmalarım vardı. Mizah dergilerinde karikatür de çizdim. Resim dalında ödüllerim de vardı. Ama çok ciddi sergiler açmadım tabii ki. Karma sergilere de katıldım sadece. Şimdi karikatürler çizdiniz, işte heykel, seramik yaptınız, Türk kaseti çıkarttınız. Bir de bir yerde şöyle bir röportajınızda okuduğum bir not var. Bir gün yazacağım yaşadıklarımı, anılarımı diye. Bu doğru mu? Yok, yanlış. O herhalde öyle değil. Ben o şöyle, yanlış yapmışlar herhalde onu. Bir kitap çıkartacağım. Bir gün yazacağım değil, bir gün anlatacağım yaşadıklarımı. Yani şöyle anlatacağım, bu çoğu genç kadının medyada yer aldıktan sonra, yaşlandıktan sonra kitap çıkartmalarına benzemeyecek. Hı. Yani yaşadıklarını anlatmalarını böyle adını koyamadım, kötü bir şey yapmayacağım yani şimdi. Ben sadece bir gün bu işleri bırakırsam, İzmir'e yerleşirsem ki istiyorum, İzmir'de arkadaşlarımla beraber bir gün balığa çıktığım zaman, ya bir gün de işte şöyle bir şey olmuştu diye anlatıyorum yaşadıklarımı. Evet, yani öyle bir sohbet olur ama onun dışında bir kitap haline getirmeyi düşünmüyorum. Ama bunun dışında askerden sonra bir kitap çıkartmayı düşünüyorum. Şu anda elimde zaten yeterince malzeme var. Türk insanı üzerine. Aslında memleketinden timsah manzaraları kitabın ismi öyle olacak. Memleketinden insan manzaralarının biraz daha değiştirilmiş hali. Öyle bir şey düşünüyorum. Neden İzmir? Ben İzmir'i çok seviyorum. Kızları çok güzel İzmir'in. Ya yok, şu anlamda çok güzel. İzmir bana çok nostaljik bir şehir gibi geliyor. Çok fazla bozulmamış gibi geliyor hala. Hem denizi var, hem düzeni var İzmir'in. Ankara ile İstanbul'u bir arada bulabiliyorum İzmir'de. Biraz daha
Türkiye'nin bu kalabalık yerlerinden uzak kendi halinde bir şehir gibi geliyor bana. Dinlendiriyor. İnsanını çok seviyorum. Çok çağdaş, aydın kafalı, demokrat insanlar. Orada yaşamak onun için de çok kolay. Kaçabileceğiniz yerler İzmir'den çok fazla. İstediğiniz zaman bir yerlere kaçabilirsiniz, gidebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Ve oradaki mimari de benim hoşuma gidiyor. Yani İzmir'e böyle bir sıcaklık var içindeyiz. Peki daha önce hiç yaşadığınız dönemler oldu mu İzmir'de? Hayır, ben İzmir'e hiç gitmeden önce de seviyordum İzmir'i. Benim Türkiye'de çok sevdiğim böyle iki yer vardı. Her yer tabii birbirinden güzel ama Mersin'le İzmir, böyle Mersin'e hiç gitmemiştim. Oraya da böyle bir sıcaklığım vardı. Biraz sıcak ülke şehirlerinde. Evet, belki böyle. Aslında kara insanıyım. Deniz insanı hiç değilim, yüzme bile bilmem. Evet, şimdi onu da ilginç bulmuştum sizin geçmişinizi okuyunca. Hani özel hayatınıza dair kamusal niteliğe kavuşmamış, pek öyle konuşulmamış hangi özellikleri var diye. İlgimi çeken nokta o olmuştu. Denizi pek sevmiyorsunuz. Hatta yüzmekten korkuyorsunuz. Evet, korkuyorum. Yüzme bilmiyorum. Yüzmek gibi de bir endişem yok. Yani illa yüzeyim diye de bir endişem yok. Aslında kara insanıyım. 16 sene Ankara'da kaldım. Ankara'yı çok severim sahiden de. Deniz göreyim görmeyeyim mi çok öyle umurumda değil. Çünkü ben deniz kenarındaki evlerde de oturdum bugüne kadar Gemlik'te, İstanbul'da. Deniz bir süre sonra unutuyorum. Bakmayı bile unutuyorum yani denize. O öyle bir mavilik olarak kalıyor orada. Yine evde oturuyorum kendi kendime. Onun için İzmir denizden dolayı çok fazla değil. Yani biraz şehir için gidiyorum. Ortam için. Evet. Peki Eskişehir'e hiç gidip geliyor musunuz bu arada? Gidip geliyorum. Bundan iki hafta önce yine stand-up gösterilerim vardı. Ondan daha önce çok sık gidiyordum. En son üniversitenin mezuniyet törenini ben kendim yaptım. Armağan olsun diye yani üniversitemize son defa. Buradan sanatçı arkadaşlarımı götürdüm. Stadyumda çok büyük bir konser verdik. Çok keyifli oldu. Ben de kep giydim orada. Onun dışında Eskişehir'e bağlarım kopmadı. Ben muhacir olduğum için, göçmen olduğum için Eskişehir'in insanı çoğu göçmen, muhacirdir, manavdır. Oranın da insanları çok sıcaktı. Eskişehir'e ilişkilerimi de kopartmıyorum. Ama üniversite dönemindeki arkadaşlarım kalmadığı için biraz bir şey peki var. Bu kadar hani derler ün, para, şöhrete kavuştu, değişti diye. Evet. Sizin de değişmenizden korkanlar var mı? Valla başkalarına oluyor mu bilmiyorum ama bizim insanımızın bana %80 tepkisi şöyle. Yolda da görseler, arabayı açıyor adam camı, bana bağırıyor gişelerde. Beyaz diyor, efendim abi diyor, abi sakın değişme diyor. Yani böyle bir şey var. Bizim insanımız bu işe başlayan insanlar bir süre sonra hep değiştiğini görmüş. Ellerini tutamamışlar. Sahiden böyle yıkılıp heder olup gittiğini görmüşler. Onun için biraz böyle sağlam herhalde. Kendilerinden birini yakaladıkları zaman değişmelerini istemiyorlar. Bana gelen mektupların %80'i, %90'ı böyle, faksların böyle, yaptığım sohbetlerin böyle. Genelde sakın değişme diyor. Değişmenden korkuyorum. Yani sen de bize hayal kırıklığına uğratma veya... Uğratmam zaten. 30 yaşındayım. 30 senedir aynı hayatı yaşıyorum. Hayatımdaki değişen şeyler artık arabam var, evim var. Bunun için hayatımda hiçbir şey değişmedi. Onun için değiştiğimi de zannettim. Yani beyazın rengi beyaz kalacak. Hiç kimse beyaz değil. Benim adım sadece beyaz. Ama hiç kimse beyaz değil. Herkes biraz griye çalıyor. Herkeste biraz siyahlık var yani. Şimdi son olarak tabii ki biz bu programda genelde insanların kariyerlerini ön planda tutarak portrelerini çizmeye çalışıyoruz. O yüzden özel hayata değinmemeye özellikle özen gösteriyoruz. Evet. Gerçekten Beyaz'ın özel hayatına değinmeden bir portresini çizmek zor bir iş. Evet, zor. Onun için son olarak şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi sizin flörtleriniz, sevgilileriniz, anneniz, işte Ayşegül Azinç'e olan hayranlığınız ve son zamanlarda babanız da gündeme geldi. Evet. Özel hayatınızın bu kadar özel olmaktan çıkartılıp kamusal hale getirilmesi sizi nasıl etkiliyor? Ben özel hayatımı kontrol altına tutmaya çalışıyorum hala. Yani şöyle tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi evet, annem konusunda biraz fazla konuşuldu ama yine de mümkün olduğu kadar bir en son Yasemin'in penceresinde direkt olarak ailece göründük. Bu da Beyaz'ın başka bir yüzünün ortaya çıkması anlamında aslında keyifli oldu. Biraz yıpratıcı olmasının yanı sıra biraz da aslında keyifli oldu. İnsanlar sadece gülen ve güldüren Beyaz değil, onun dışında başka bir adam da var, onu da gördüler. Ve kendilerine biraz daha yakın hissettiler bence. O kendimi anlatmam açısından çok yararlı oldu. Çünkü böyle programları çok zor yakalıyorsunuz yani kendinizi anlatabileceğiniz programları. Onun dışında babam konusunda kesinlikle konuştum yani kimseyi. Üzerine de konuşmuyorum, ne espri yapıyorum ne de sohbetini yapıyorum. Magazinel anlamda ise kaçmak imkansız. Ben genç bir insanım ve dediğim gibi Türkiye'de o adetlere, annelere
aykırı olmayan bir şey yaptığınız sürece, gündemde farklı şeylerle yer almadığınız sürece böyle bu anlamdaki popülizmin bir zararı olmayacağına inanıyorum. Kaldı ki bir şeyler yaşıyorum. Yani ciddi bir şeyler yaşayamıyorsam bu benim suçum değil. Birisine rastlayamıyorumdur, yaşayamıyorumdur. Bu bir deneme yanılma yolu. Birileriyle bir şeyler yapıyorum, birilerini beğeniyorum. Bunu da saygıyla beğendiğim insanlara da söylüyorum. İnsanlar ki önemli biliyor. Olan herhalde özel hayatın yaptığınız işin önüne geçmemesi. Tabii ki. Bu kadar da geçmiyor zaten. Belli dönemlerde hemen kendime bir şey koyuyorum. Baraj koyuyorum. Onun ötesine geçmiyorum. Şu anda öyle bir dönem yaşıyorum. Bütün magazin dergileriyle, paparazzi programlarıyla, televizyonlarıyla şu anda Kasım ayına kadar her şeyi dondurdum. Askerden sonraya kadar aslında her şeyi dondurdum. Bence bugünlerde artık böyle oturup sohbet edebileceğim programlara çıkıyor. Son olarak askerlik sonrasında kafanızda oluşan bir plan var mı? Hala isteyip de gerçekleştiremediğiniz? NTV'de portreler programını yapmak istiyorum. Bilmiyorum daha iyisi olabilir mi? Daha neler yapılabilir? Program genişletebilir mi? Bu konuda bir şey askerlik konu düşüneceğim. Size de iletirim. Katkılarınızı her zaman bekleriz. Yok. Askerden sonra bilmiyorum ne yapacağımı şu anda karar vermedim. Ama dönüşte çok güzel yeniden bir show programıyla belki başlayabilirim. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bu yoğun tempoda bize zaman ayırdığınız için. Konuklarımıza programın sonunda uzattığınız bir defter var. Ben de şimdi beyaza beyaz bir sayfa uzatıyorum ve diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin.